Diğer aileleri nereden geldi? Diğer aileleri bilmiyorum herhalde. Her bir kaç yaşındaydı çocuk? 15. Bıkra ya. Bilmezsin bıkra hadi. Çivik hem ibis gidemezsin. 55-55. Saliha Hanım, bir buraya bakar mısınız ikiniz de? Abi siz de bir buraya bakabilirseniz. Memeş'e bir çık oradan. Memeş'e. Bu 9 Haziran'da 2015'te çocuğumu alıp götürdüler. Resmen kandırdılar, alıp gönderdiler. İstanbul'dan gitti, lise öğrencisiydi, ikinci sınıftı. Çocuğu kandırdı, bir şekilde gönderdi. Evden çıkmayan bir çocuk birdenbire kayboldu. Arkadaşları şöyle bir şey sorduk biz onlara. Hani aradık sorunca çocuklar dedi ki ne şeye gidiyormuş. Kağıthane ilçeye gönderiyorlarmış. Bir arkadaş diyormuş ki Yakup sen git Kağıthane ilçesine ben geliyorum diyorlarmış. O çocuk da öğrenciydi. O çocuktan şüphelendim yalnız. Şey HDP ilçesi. İlçe, evet. Başkanlığım artık neyse bilmiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Ben desteklemedim hiçbir zaman. Desteklemiyorum da. Bütün annelerin yüreği yanıyor. Benim de aynı şekilde yanıyor. Gece gündüz ağlıyorum. Hani çocuğumu hani bulamıyorum, edemiyorum. Tabii ki ben isterim ki ne çocuğum şu anda benim yanımda olsun. Daha bana ihtiyacı var o çocuğun. Çocuk kendi iradesinde olmadan çocuğu kandırdı, kaçırdılar, götürdüler resmen. 14 yaşını bitirmişti. Yakup şu anda 19'a girmiş. Aralıkta. Hiç haber alamadım. Sadece bir tanıdık şeyde Kürt kanalı orayı izlerken orada çocuğun videosunu görüyor. O videoyu biz çekiyor böyle küçük bir kıtada bana veriyor. Oradan gördük orada olduğunu da yoksa bilmiyorduk. Teşhis ettiniz mi? Oğlunuz muydu? Benim oğlum evet tanıyorum. Abisi tanıdı, kardeşleri tanıdı. Ben ilk baş tanımadım. Bir kırpmışlar resmini. Sonradan çocuğun halayını görünce kendisini değiştirmişler. Fakat kendi yöresel kıyafetlerini giydirmişler. Onu da soracağım. Tıraş etmişler. Yani lise öğrencisi bu şekilken de çocuğu farklı bir şekil yapmışlar. Ben istiyorum benim çocuğum burada olsun. İstiyorum çocuğumu HDP götürdü. Başka kimse götürmedi. Çünkü onların ilinde ilçesinde gitti bu çocuğum. Biz burada eylemini yapacağız. Çocuğumuzun gelinceye kadar onların getirmesini istiyorum. Diyarbakır'dan katılıyorsunuz. Diyarbakır'dan katılıyorum evet. Oğlunuzun adı ne? Özkan Aydın. Ne zaman kayboldu oğlunuz? Barış sürecinde. 2015'te. 2015'te. Nasıl oldu biraz anlatır mısınız? Bir gün geldim eve dedi Özkan gelmemiş. Özkan nereye gitmiş dedi. Vallahi 2-3 tane çocukla dedi gelmemişler. Ondan sonra sorduk soruşturduk dedi. Vallahi çocukları götürmüşler daha. Ben gittim çocuk şubesine söyledim. Diyarbakır çocuk şubesine. Çocuk şubesi de dedi büyük bir ihtimal dedi Lice'ye götürüyorlar çocukları. Ben minibüse bindim Lice'ye gittim. Lice'ye gittim terör örgütünün yanlarına. Ben gittim geldi de yanıma. Dedim benim oğlum kaybolmuş. Buldunuz yani onları. Dedim oğlum kaybolmuş. İsmi soy ismini aldılar oğlumu. Ondan sonra gittiler soruşturdular dedi evet oğlum buradadır. Dedim oğlumu verin oğlum 15 yaşındadır. Benim oğlumun ne işi var burada? Ondan sonra dediler biz senin oğlunu göndermişiz. Oğlum burada değil. Nereye göndermişler? Dedi buradan biz göndermişiz. Ondan sonra hiçbir şey yapamadım. Zorluk çıkardılar bana. Ondan sonra ben tekrar minibüse bindim, geri geldim. Geri geldim, çocuk şubesine de bilgilendirdim. Ondan sonra çektim eve geldim. 4 yıldır benim oğlum kayıptır. 15 yaşındaki çocuğun ne işi var dağda? Kesinlikle ne bir telefon ne bir şey. Annesi hasta şu anda evdedir. Annesi kalkamıyor onun yüzünden. Oğlumun yüzünden rahmetli babam rahmet etti. Yani bu 15 yaşındaki çocuğun ne işi var? Allah var yukarıda. Perişan bir vaziyetteyiz. Oğlumun geri gelmesini istiyoruz. Oğlumu buraya getirmeden buradan götürmezler oraya. Kesinlikle. Gelir buraya buradan gönderirler oraya. Onun için buradaki onun için ben buradayım. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Ben de onlarla gerekirse biz burada ölmeye de razıyız. Oğlumuzu versinler. Biz oğlumuzu istiyoruz. Yoksa burada ne işimiz var? Benim oğlum berberde çalışıyordu kuaför salonunda. Kuaför salonunda çalışıyor diyor. Git diyormuş ben geliyorum HDP bürosuna. Çocuğumu o kadar yayına giriyorum. Çok sağ olun.